Burada baktığımızda arkadaşlar ABC eşkenar üçgen DNME kare yukarıda verilenlere göre ANE kaçtır diye sormuş bize. Evet sevgili arkadaşlar hemen kare olduğu için ve eşkenar üçgen olduğundan dolayı hemen şuradaki açılara 60 dereceleri yapıştıralım yapıştırdık buralara. Şuradaki açımız 60 derecedir. Yani tepedeki açı 60 derece. Ee, bunlar birbirine paralel olduğu için, karenin karşılıklı kenarları birbirine paralel olduğu için yöndeşten dolayı buradaki açı 60 derece. Buradaki açı da aynı mantıkla 60 derece olacak. Evet, bundan sonra şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası bir eşkenar üçgen. Bakın, şu parça eşkenar üçgen. Şuradaki DA parçası ve AE parçası eşkenar üçgenin birer kenarı. Aynı zamanda DN de karenin bir kenarı olduğu için dikkat ederseniz burada bir ikizkenar üçgen çıktı. İkizkenar üçgen çıktı. Ben şuradaki açıya 90 derece dersem burası 90 derece ve bununla da bu eşit. Buradaki açının tamamı 150 derece ise geriye 30 derecelik bir açı kalacak. Demek ki bu aradaki açımız 15 derece. Bu aradaki açımız 15 derecelik açı. Burayı sormuş olsaydı 45 derece olacaktı. Ama şunu da biliyoruz. NE doğru parçası arkadaşlar karenin köşegeni olduğuna göre kare 45 45 köşegenleri 45 45 bölecektir. Onun için buradaki açı 45. Bu taraftaki açının da 45 derece olması gerekiyor. O zaman alfaya 30 derecelik bir açı kalır. Demek ki cevabımız C şıkkıymış. ABC eşkenar üçgen AH eşit BE BD'ye eşit Buradan arkadaşlar e, şunu biliyoruz eşkenar üçgen hemen şuradaki açıya 60 derece yazdım ya buradakine yazmama gerek yok çünkü bölmüş kaça kaç böldüğünü bilmiyorum ya da şuradakine yazmama gerek yok. Öncelikle bunu yazdım. Şimdi e, şunu görüyorum arkadaşlar buradan gelen doğru tabanı iki eşit parçaya böldüğüne göre demek ki burayı da dik olarak bölecek, burayı da 30 30 bölecek çünkü dik gelen doğru yani daha doğrusu kenar ortay ikiz kenar onun için buradan 90 derece ve açı ortaydır diyebiliriz. İkiz kenar üçgeni görüyorum burada. Tepe açısı 30 derece olan ikiz kenar üçgenin taban açılarının 75'er derece olduğunu biliyoruz. 180'den arkadaşlar 180'den 30'u çıkarttık 150. 2'ye böldüğümüzde bu iki açının 75'er derece olduğunu görüyoruz. Burası 75 ise ters açıdan dolayı buradaki açımız 75 derecedir. Burası 90 derece o zaman alfa açısına 15 derecelik bir açı alır. Cevabımız B şıkkıdır. ABC bir üçgen DE BEEC'ye eşit 50 derece 18 derece verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre ABD x kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şunu görüyorum hemen. Buradan D'den gelen parça EY B'den E'ye, E'den C'ye. Yani bu üç parçanın eşit olması bize muhteşem üçlüyü gösteriyor. Buradaki açı 90 derece. Yani 90'dan gelen parça karşıyı bölüyorsa, hipotenüsü bölüyorsa bu parça da hipotenüsün yarısına eşittir diyebiliriz. Evet arkadaşlar buradan sonra şunu görmemiz gerekiyor. Şunu görelim hemen. Bakın A, B, B, D, D, C ve C, A şekline bakarsanız Alttan yumruk yemiş üçgen şeklinde görürsünüz. Bu durumda x'in 50'nin ve 18'in toplamı 90 derece olacak. 50 artı 18 artı x eşittir 90 derece. Buradaki 90 derece olduğu için 50 artı 18, 68 derece. Bunu diğer tarafa atarsam, 22 derecelik bir açık alacaktır. Yani cevabımız D şıkkı olur. ABC üçgensel tarlanın Köşe noktalarında bulunan 3 arkadaş aynı hızla, aynı sürede en kısa yol üzerinden D noktasında buluşmaktadır. Buna göre BAC açısı kaç derecedir? Arkadaşlar gittikleri yollar şuradan baktığımızda B'den D'ye gidiyor. Diğeri A'dan D'ye gidiyor ve diğeri C'den D'ye gidiyor. Ve bu üçünün gittikleri yollar eşit olmalı. Çünkü bunların hızları eşitmiş. Onun için bu üç parçanın birbirine eşit olması buradaki açının 90 derece olmasıyla mümkündür. Yani cevabımız C şıkkıdır. Muhteşem üçlüğü sağlıyor. Beşinci sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen DAAC yedik. DC iki tane AB eşit. E, ACB açısı 25 derece verilmiş. Yukarıdaki verilere göre BAD alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şuna A dersek AB'ye A dersek DC'ye şuraya 2A dememiz gerekiyor. Yani buranın tamamına 2A dememiz gerekiyor. Peki buradaki A ile 2 arasındaki bağlantıyı kurmamız gerekir. Bunu kurabilecek en güzel şey dik üçgende muhteşem üçlüdür. Onun için biz buradan çizdik. Muhteşem üçlü dediğimiz şey 3 parçanın birbirine eşit olması. Yani ben buraya A dersem buraya A dersem buradaki parçanın da a olması gerekir. Arkadaşlar bu üçü birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz burada ikizkenar üçgen çıktı. Burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Burada da bir ikizkenar üçgen çıkmış oldu. Buna göre işlemlerimizi yapmaya çalışalım. Şöyle diyelim arkadaşlar buradaki açı 25 ise buradaki açımız 25 derecedir. Yani şuradaki açımız da 25 derecedir. İki iç açının toplamı bir dış açı olacağından dolayı buradaki açımız 50 derecedir. İkiz kenar üçgen, bakın bunlar birbirine eşit olduğu için buradaki açımız da 50 derecedir. Şimdi 90 derece vardı, burası da 25 dereceydi, o zaman buradaki açımız 65 derecedir, dik üçgenden dolayı. Bakın 25 derece, 65 derece, 90 derece. Son olarak arkadaşlar, ABD üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıdır dersek. Alfa artı 50 eşittir 65. O zaman alfa eşittir 15 derecedir diyebiliriz. Buradan da sorumuzun cevabı C şıkkı çıkar. Ama şunu da yapabilirdiniz tabii ki. ABC üçgeninde zaten burayı biliyorsunuz. Burayı buldunuz. Yani burayı yazmanıza gerek yoktu dik üçgenden. Direkt büyük üçgeninden yani ABC üçgeninden baktığınızda C açısı, B açısı ve buradaki A açısının toplamı 180 derece olacak şekilde yapıp sonuca gidebilirdiniz. ABC bir dik üçgen BEAC'ye dik AEBDDC birbirine eşitmiş. AED 25 derece ise EDC nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar bu tip sorularda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın iki tane eşitlik var. Bu eşitlikten ayrı bir eşitlik var. Geometride eşitlikler birbirine temas edecek mutlaka temas etmesi gerekiyor. Etmiyorsa bir bağlantı noktasıyla bunun temasını sağlamak durumundayız. Şöyle dersek D'den A'ya çizdiğimiz bu çizgi 90 dereceden gelip iki eşit parçaya böldüğünden dolayı arkadaşlar şurası da muhteşem üçlünün bir ayağı olmuş olacak. Bu durumda ne oldu? Bakın bütün eşitlikler birbirine temas etmiş oldu. Artık işlemlerimizi yapmamız kolay. Burası 25 derece ise buradaki açı 25 derece. 25 25 yani iki iç açının toplamı ADE üçgeninde 25 25 şuradaki açımız 50 derece olacaktır burası. E burası 50 derece ikizkenar üçgen olduğuna göre buradaki açımız da 50 derecedir. Sonrasında arkadaşlar bu 50, bu 50 o zaman burası 100 olması gerekiyor. Bakın 50 derece, 50 derece yani iki iç açının toplamı bir dış açı olacağından alfa açısına 75 derecelik bir açı kalır. Yani cevabımız E şıkkı olur. 7. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. ABC bir üçgen AHBC yedik. CH AB ile BH'in toplamına eşit. Evet böyle bir eşitlik varsa hemen şu tarafa bir tanesine A bir tanesine B dediğimizde A ile B. Şuraya e, AB uzunluğuna A demiş oluyorum. BH uzunluğuna B demiş oluyorum. CH uzunluğuna A artı B demiş oluyorum. Bakın şuraya da A artı B demiş oldum. Şimdi... ACB açısı 24 derece ise ABC yani şuradaki alfa açısı nedir diye soruyor. Arkadaşlar ikizkenar üçgen dediğimizde ne anlayacağız? Arkadaşlar şunu anlayacağız. İkizkenar üçgende tepeden indirilen dik doğru tabanı iki eşit parçaya böler. E, o zaman biz şunu yapmış olsaydık yani şurada bir ikizkenar üçgenimiz olsaydı. Bakın olsaydı diyorum. Yani kesin yok ama e, olsaydı şöyle olacaktı demek ki buradan gelen dik doğru tabanı iki eşit parçaya bölecekti demek ki burası B olacaktı, burası A olacaktı. Ne olsaydı dedik ikizkenar üçgen olsaydı. O zaman burası A ise buradaki de A olmalı. İkizkenar bakın burada da bir ikizkenar çıktı. Yani şurası alfaydı. idi tabii ki burası da alfa oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar yine ikizkenar üçgen çıktı demiştik. Burası 24 derece ise. Buradaki açımız 24 derecedir. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit olduğundan alfa açısı 48 derece olarak bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. ABC bir üçgen DH AB'ye dikmiş AH HB'ye eşit DC'de AC'ye eşit verilmiş. ACB 40 derece yukarıdaki verilenlere göre alfa nedir diye soruyor. Arkadaşlar burada A ile D noktalarını birleştirelim. Yani burada niye birleştirdik? Ben şunu gördüğüm için birleştirdim dik gelmiş iki eşit parçaya bölmüş. O zaman burada bir ikizkenar üçgen olabilir. Onun için birleştirdim. Bunu birleştirdiğimde de sağ tarafta da ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Şimdi birleştirmemle birlikte şu parçayla bu parçanın birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Dik gelmiş iki eşit parçaya bölmüş. Yani ben buraya alfa dersem buradaki açıya alfa derim. Hatta bir üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı olacağından dolayı buraya da 2 alfa diyebilirim. İki kenar olduğu için buraya da 2 alfa diyebilirim. Şimdi sağ taraftaki üçgene baktığımızda tepe açısı 40 derece ise taban açıları 70 derece 70 derece olan bir üçgen görürüz. 2 tane alfa 70 ise bir alfanın 35 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen, AD açı ortay, BE ile DC arasında. Yani şuraya DC uzunluğuna A dersem, BE uzunluğuna 2A demeliyim. E, buraya 2A dedik. 71 derece, 38 derece verilmiş. Bizden de istenen yer X açısıdır. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle bakalım. E, 71, 38... E, toplayıp çıkarttığımızda 180'e tamamladığımızda buradaki açının da 71 derece olduğunu görüyoruz. 71, 71, 142, 38 daha 180 doğru. O zaman arkadaşlar buranın 2A olması demek buranın da 2A olması demektir. Onun için buradaki parça A oldu. Dikkat ederseniz bir üçgende açı ortay olarak gelen doğru aynı zamanda da kenar ortay olmuşsa bu durumda buranın dik olduğunu yani buradaki parçayla buradaki parçanın birbirine eşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki 38 ile x'in toplamı 38 artı x eşittir 71 olacak. x değeri arkadaşlar 71 eksi 38. 40 olsa 31, 33. Demek ki 33 derece olarak bulunur cevabımız. Cevabımız e şıkkıdır. A, B, B, C, A, D birbirine eşitmiş. B, A, D 100 derece. ABC 60 derece verilenlere göre ADC açısı kaç derecedir diye soruyor. Evet sevgili arkadaşlar 60 derece var. Kenarda da iki tane eşitlik varsa hiç düşünmeden A'dan C'ye çizin. Niye çiziyoruz biz bunu? Çizdiğimizde neyi göreceğiz? Bu önemli. Burada tepe açısı 60 derece olduğu için geriye 120 derece kalacak. Buradaki açı 60 derece. Buradaki açı 60 derece olarak kalır. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli nokta şu bunları yazdınız. Ama şunu yazmazsanız yani bu eşit, bu eşit bunun da ona eşit olduğunu yazmazsanız soruyu çıkartmanız zor olur. Onun için 60-60-60'ı gördüğünüz anda üç kenarında birbirine eşit olduğunu yazınız. Buraya 40 derecelik bir açı kaldı. Arkadaşlar tepe açısı 40 derece olan bir üçgenin taban açıları 70-70'tir. Bu ikizkenar üçgenden gelen bir sonuç şimdi bize nereyi soruyordu? ADC açısını soruyor. ADC açısını yani 70 dereceyi soruyormuş. Cevabımız D şıkkıdır. 11. sorumuzla devam edelim. ABC bir ikizkenar üçgen. AE açıortay AB AC'ye eşit zaten üzerine yazılmış. BE DC'ye eşit. E, şuradaki açı 42 dereceymiş. Buna göre X nedir diye soruyor. Evet arkadaşlar şunu görmemiz lazım tabii ki. Bu açı ortay olarak geldiğine göre dik olarak buraya gelmesi gerekir. Yani ben bunu devam ettirdiğimde burası 90 derece olacak. Şunu da çizdiğimizde yani şöyle çizelim hatta bunu. Buradan da çizdiğimizde şunu göreceğiz arkadaşlar. Dik geldi. İki eşit parçaya böldüğü için bununla da bunun eşit olması gerekiyor. Yani şuradaki parça da buna eşittir. Şimdi şu parçayı ben siliyorum rahatsızlık vermesin daha net görelim diye. Sadece bunun ispatını yani şuradaki parçanın da eşit olduğunu göstermek adına onu çizmiştim. Şimdi devam edelim. Buradaki açı 42 derece ise buradaki açımız da 42 derecedir arkadaşlar. Buradaki açı da 42 derece. Tepe açısı 42 derece ise 180'den 42'yi çıkartırsam 138. 138'i 2'ye bölersem 69 69 olacaktır. Buradaki açı 69 derece. Buradaki açı 69 derece. Arkadaşlar bundan sonra yapılacak işlem basit. İki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşitti. Yani x artı 42 eşit olacak. Buradan 69 dereceye diyebiliriz. Diğer tarafa atarsak 27 derecelik bir açı x'e kalacaktır. Cevabımız a şıkkı olur. 12. sorumuzla devam edelim. ABC bir ikizkenar üçgen. AB BC'ye eşit. ABCD'ye paralel. Evet bakın burada bir paralellik var. Bunu unutmuyoruz. Kenarda bir paralelliğimiz var. CAD açısı 10 derece. Buna göre CBH açısı kaç derecedir diye sormuş bize. Arkadaşlar benim gördüğüm ilk şey şu. Yani baktığımda ilk gördüğüm şey B'den haşa gelen doğru dik gelmiş, iki eşit parçaya bölmüş. Bu geometrinin en temel noktalarından bir tanesi, yani ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgeni görmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunu çizdiğim anda hemen şunu görüyorum. Dik geldi, iki eşit parçaya böldü. Bununla bu eşit. E bununla da bu eşitti. O zaman yani şuradaki açıyla bu açı eşit, buradaki açıyla da buradaki açımız eşit. Hatta bakın burada ikiz kenar yani şu ikisinin birbirine eşit olmasından dolayı şuraya x vardı y diyelim. Buraya y dersek buradaki açımız y açısı olacak. Paralelliği unutmadık aklımızda şu paralelliği unutmadık. Çünkü ben buraya artık bir şey yazdıysam z kuralından dolayı ben bu açıyı buraya taşıyabilirim. Bakın z kuralını gördük Buradaki açı y ise buradaki açı y oldu. İkiz kenar üçgen var yine. O zaman burası 2y oldu. Zaten daha önceden de söylemiştim bunların eşit olduğunu. E burası y artı 10 olmuşsa buradaki açımız da y artı 10 derece oldu. Evet arkadaşlar şimdi nasıl bir işlem yapıp sonuca gideriz. Şimdi dikkat edin. A, C, D üçgeninde bakın 10 derece var. Artı y var. Artı 2y. 1y de buradan var. 3y artı 10 var yani. 3y artı 10. Eşit olacak 180 dereceye. Zaten y'yi bulursak her şey çıkar herhalde. Ee, burası y. 3y. 4y. 4y artı 20. Öbür tarafa atarsam 160 kalacak. Y buradan 40 derece olarak bulundu. Y'yi 40 derece olarak bulduk. Şimdi getirip yerine yazıyorum. Bakın. Şimdi şurayı da silmiş olalım hemen şuradaki açımız 40 derece. Buradaki açı 40 derece. Burası 10 derece. Buradaki açımız 80 derece. Buradaki açı 80 derece. 80, 40, 120. O zaman x açısına 60 derecelik bir açı kalır. Ve cevabımız c eşitliği olur. Evet sevgili arkadaşlar bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.